Bu güzel sohbetimize Harun Yahya TV'den devam ediyoruz. Altuğ Beyler ve İrem Hanımlar da bizlerle beraberler. Hoş geldiniz. Hoş efendim, sizlere de hoş geldiniz tekrar inşallah. Ne yapalım Berker Hocam? Estağfurullah hocam, nasıl uygun görürseniz inşallah. Ben Bediüzzaman'a zamanda yapılan zulmü bir türlü azmedemiyorum. Yani her düşündüğümde içimi bir öfke kaplıyor. Yani açıkça söyleyeyim. Yani bayağı şiddetli bir öfke kaplıyor. Üstadın vefatı döneminde Menderes hükümeti döneminde İçişleri Bakanı Namık Gedik, Adnan Menderes hükümeti. Üstad 1960 yılı Mart ayında çok ağır hasta Bediüzzaman. Kendi üsteği üzerine Urfa'ya getiriyor ve bir otel odasına yerleştiriyor. Kendi memleketlilerin yanına gidiyor. Ben mesela Ankaralıyım. Ankara'ya gitmek istiyorum değil mi? Gayet doğal hakkım. O da Urfa'ya gitmek istiyor. İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik beyefendi, Bediüzzaman'ın hemen Urfa'dan çıkarıltılmasını ve Isparta'ya geri gönderilmesini emir buyuruyorlar. Yani ne zararı var ben onu anlamadım. Yani böyle yaşlı, münzevi, pirifani bir insan ve tam yaşlı bir insan ve alim, çok değerli ve Osmanlı döneminde iftihar edilen bir alim. Suçu ne olur o da belli değil. Bakın Urfa'dan çıkarılmasını, çıkarın hemen diyor, Isparta'ya geri gönderilmesini emrediyor. Namık Gedik bu olay öncesinde de sürekli olarak üstadı takip etmiş, ev hapsinde tutmuş, sürekli engellemeye çalışmış daha önce de. Bakan olduğu için talimat veriyor ve yapılıyor bu. Üstadın Bediüzzaman'ın çok ağır hasta olduğu söylenmesine rağmen yine de Urfa'dan çıkması emrini iki kere yeniliyor. Adamlar diyorlar ki çok hasta, perişan, çıkaramıyoruz diyorlar. Yok diyor, illaki çıkaracaksınız. Gece saatinde vasıta bulunamayacağını bildiriyor polis. Yani yine merhamet ediyor polis. Kurtarmaya çalışıyorlar. Bakan emri olmasına rağmen. Demokrat Partili Gedik, üstad için Urfa'da araba yoksa ambulansla, o da yoksa belediyenin çöp arabasına koyup derhal Urfa'dan dışarı çıkaralım diyor. Çöp arabasına çıkarın diyor. Bakın bu kadar değerli ve büyük bir alime uygun gördüğü ve reva gördüğü şeye bakın, çöp arabasıyla. Hiçbir suçu yok. Mazlum, pirifani bir alim. Türk İstanbul için uğraşmış, insanlar Müslüman olsun uğraşmış. Yani her türlü işkencede sadece Allah razı olsun diye susan bir insan. Bu olaydan 3 gün sonra üstad Urfa'da vefat ediyor. Yani o çıkarılsın uğraşırken o arada vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Sonra, bakın çok kısa bir süre sonra, 27 Mayıs darbesinde yakalanan İçişleri Bakanı Namık Gedik, Harp Okulu'nun 4. katından atlayarak intihar ediyor. Bu Namık Gedik intihar ediyor. Kaldırımda can çekişirken etraftan koşanlar araba bulamıyorlar. Hemen kucaklayıp yoldan çevirdikleri bir çöp arabasına koyarak hastaneye götürüyorlar. Ama Namık gelip Gedik çöp arabasında ölüyor. Arabada giderken. Şimdi ben bunu yorumlayayım mı, yorumlamayayım mı? Yorumlamama gerek yok değil mi? Yok hocam. Yani anlaşılacak gibi. Bak Bediüzzaman'ı çöp arabasına götürün diyor. Çıkarın diyor. Kendisi çöp arabasının içinde ölüyor. Yani yorumlanacak gibi olmadığı için ben de yorumlamıyorum. Bir tanesi bu. Yüzlerce olaydan bir tanesi. Üstad Bediüzzaman 1959'da Menderes ile görüşüp ona ihtilal tehlikesini bildirmek için Ankara'ya gidiyor. Yani bakın ihtilal olacak diyor. Şunu şunu yaparsan İhtilal önlenir diyecek ve çözüm gösteriyor ki söyledim mi zaten olmaz.
ama Menderes'e ulaşamıyor. Olur ya, olabilir. Yani biz nasıl ulaşamadığını da biliyoruz ama fazla uzatmayın. 1960'da Namık Gedik'in evinden bile çıkmayacaksın emirleri üzerine, evden çıkmayacaksın diyor. Sebep yok, çıkmayacaksın, o kadar. Mahkeme kararı var, o da yok. Çıkmayacaksın, o kadar. Çıkmayacaksın emirler üzerine Mustafa Sungur ağabey ile Menderes'e bu durumu çok garipsediğini ifade eden bir mektup ulaştırıyor. Mustafa Sungur ağabey ulaştırıyor Menderes'e mektup. Üstad ikinci defa Menderes'le görüşmek için Ankara'ya gitmek isterken, çünkü ihtilal yaklaşıyor, felaket olacak memleketi için, uyaracak ve çözüm gösterecek. Yolda durduruluyor Namık Gedik Beyefendi tarafından. Üstadın Ankara'ya girmesini engelliyor. Bunun üzerine üstad diyor ki, Menderes yanlış yaptı diyor. Geçen anlattı ya burada. Salih Özen. Şey, Salih Özen. Siz şöyle bir kenara çekelim bakın demişler. Üstadın arabasını durduruyorlar. Hadi diyorlar. Gelin. Menderes yanlış yaptı diyor. Üstad bizi anlamadılar diyor. Bizim onlar olan duamızı, himmetimizi anlamadılar. İki elini birbiri etrafına döndürerek şöyle yapıyor. Onlar böyle olacaklar diyor. Yani artık ne anlama geliyorsa. Yani altı üstüne gelecek diyor. Ve zaten birkaç ay sonra, biliyorsun az bir zaman sonra, iki ay sonra darbe oldu. Ve malum gelişmeler oldu. Ve Adnan Menderes asıldı. Bediüzzaman'dan bakın, Allah'ın velisiyle uğraşmaya gelmez. Bu Allah'ın ağrına gider. Menderes burada çok büyük hata yaptı. Yani bu herkes için bir derstir. Bakın, Allah'ın velisiyle uğraşılmaz. O dönemin Ankara valisi Nevzat Tandoğan, beyefendi hazretleri diyelim. Vali üstadın İsparta'ya götürülmesi öncesinde Ankara'da onunla görüşmek istiyor. İsparta'ya götürülmesi öncesinde onunla görüşmek istiyor vali. Yani nasıl iyi misin için görüşmez tabii yani. Üstadım elini öperim demeyecek tabii ki. Tutuklu olarak memurlarla odasına gelen üstad tutuklu olarak geliyor. Yani adam öldürdü sanki. Yani kelepçelerle falan resimleri var zaten. Üstadla vali arasında şiddetli bir konuşma oluyor. Sesleri dışarı geliyor. Vali üstadın sarığını çıkarmasını istiyor. Ya piri fani insan. Başındaki sarıktan sana ne? Hani bir de zaten terleyen yaşlı insan. Yani başını uzun saçlı Bediüzzaman. Başını da sarıyor. Yani hastalığa karşı da korunmak için. Ayrıca atkısını da doluyor. Yani tamamen kapalı üstü. Biliyor musun? Resmini gördünüz mü? Bunları çıkart diyor başından diyor. Üstad odadan çıkarılırken vali ona ucuz bir kasket getirtmiş. Al amca diyor, bunu giyiyor kasket diyor. Yani şimdi bir şey diyeceğim ama kendime hakim olayım. Bunun üzerine üstad kıyafet kanununun münzevilere uygulanmayacağını söyler. Ayrıca böyle bir kanun var ya, zorla şapka nerede giydiriliyor yani? Kanunda böyle bir madde yok ki. Ardından da valiye Allah başından buldursun diyor. Yani çok bunaltıyor, çok üstüne gidiyor. O da onu söylüyor. Bunun üzerine üstad bu sarık bu başta çıkar demiş. Yani başımı kes, ben sarığı çıkartmam demiş başımdan. Çünkü hakaret gibi bir şey olacak ona orada yani. Alim insan, yani alimler zaten sarıkla hüküm var yani. Bu alim, cami hocalarının hepsi başında sarık var. Bu da alim olan bir insan. Bu sarık bu başta çıkar demiş. İki yıl sonra valinin adı bir cinayet olaylarına karışıyor. Bunun üzerine diyor, başına kurşun sıkarak intihar ediyor diyor. İntihar ediyor şey. Bunu söylüyor Nevzat Tandoğan. Biliyorsun intihar etti. Bakın diyor ki, Allah başından buldursun diyor. Yani. Ve kendisi başına kurşun sıkarak intihar ediyor. Yorumlamıyorum. Gayet açık. Evet.
Ama bak diyorum yani Allah'ın velisiyle uğraşılmaz. Yani apaçık belli bu insanın veli olduğu, mübarek bir insan olduğu belli ve mazlum olduğu belli. Kimseye hakaret etmez, kötü söz söylemez, akıl almaz zulmediyor. Hepsine boyun eğiyor, ses çıkartmıyor. Nerede görülmüştü onun milletin başına kasket giydirilmesi? Ya ben bilmiyorum kanunda öyle bir madde var mı yani? Ben duymadım öyle bir şey. Hocam veliliğine delil siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Rusya'da esir düşüyor savaşta. Evet. Yani Rus'un bile çektirmediğini bana çektirdiler ama diyor ben yine de affediyorum diyor hocam inşallah. Herkesi affetmiş. Hakkımı helal ediyorum. Hepsini hakkımı helal ediyorum diyor. Zulmedenleri diyor, beni hapse atanları, hepsinin değil mi maşallah. Evet. O da onun veli olduğunu gösteren bir şey. Bak verdiği zaman diyor ki ben Mekke'yi mükerremede olsaydım, Medine'yi mükerremede olsaydım. Yani Mekke'de veya Medine'de olsaydım diyor. Ha diyor cübbeli Mekke'de Medine'ye çıkacak Mehdi diyor. Bak verdiği zaman ne diyor? Ben Mekke'yi mükerremede olsaydım veya Medine'yi mükerremede olsaydım, Türkiye'ye gelirdim. Alem-i İslam'ın kapısı, kilidi Türkiye'dedir. Bu kapı açılacak, alem-i İslam açılacak. Kilit ne biliyor musun? Kapı ne? Kapı Mehdi'dir. Kilidi Mehdi çözecek diyor. Ve Mehdi Türkiye'den çıkacak diyor. Zaten yer de belirtiyor. İstanbul'da çıkacak diyor. Çok net konuşmuş bir zaman. Ya muğlak konuşmamış. Acaba gibi bir durum yok. İnterneti tarif etmesi çok acayip. İnternetin oluşacağını söylüyorum. Daha 60 yıl öncesinden. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvet ve süret intişarında işarettir. Bir rüyayı tabir ediyor. Diyor ki, birinci safta sana tahsis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana münhal kalan yerdir. O cemaat artık anlayın hangi cemaat olduğunu. Telsiz aletlerinin ahizeleri hükmünde bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikati ise diyor inşallah tamamıyla sonra çıkacak diyor. Şimdi çıkmayacak diyor. Bak sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de diyor. Ya bunun diyor küçük numuneleri var diyor. Çok küçük. Bunu andıran emanet. İleride tevfik-i ilahi ile diyor birer şeceri-i aliye, temiz, büyük bir sülale, bir ağaç, ağaç kökleri hükmüne geçerler, birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Yani dünya çapında bir iletişim meydana gelecek diyor. Ağaç kökleri gibi her yer diyor ve hepsinin karışımı olacak diyor. Ne telsize benzeyecek, ne telefona benzeyecek, ne şuna ne buna benzeyecek diyor. Her yeri kaplayacak, bütün dünyayı kaplayacak diyor. Yani ağaç dalları gibi diyor, her yeri kaplayacak diyor. İşte Barla'da o 1930'larda 1930'larda söylüyor bak Barla'da sürgünde bulunduğu sırada yüksek birer ağaç hükmüne geçer ve telsiz telgrafın merkezi olurlar. Her yere diyor telgraf gibi anında ulaşılacak diyor. Bakın telsiz telgraf gibi. Net söylüyor. Evet. Dünya çapında. Her yeri saracak diyor. Bu çok önemli olduğu için bunu bir daha söylüyorum. Dün söylemiştim bunu. Rüya-i Sadık'a benim için hakkal yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla kader-i ilahinin her şeye muhit olduğuna bir hücceti kat'i hükmüne gitmiştir. Evet bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki mesela diyor yarın başıma gelecek en küçük bir hadise diyor. Herhangi bir şey diyor. En küçük bir hadise. Ve en ehemmiyetsiz bir muamelat. Mesela herhangi bir belgenin gelmesi, bir kağıdın gelmesi. Hatta en adi bir muhaverat. Yani herhangi bir olay. Yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmekle dilimle değil diyor. Gözümle okuduğum bana kat'i olmuştur diyor. Bir değil, yüz değil, belki bin defa diyor.
gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veya söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde az bir tabirle diyor Bediüzzaman zuhura geldi diyor, meydana geldi diyor. Şimdi bütün talebeler buna şahit. Mesela ne olacaksa söylüyor. Artık o kadar kanıksamışlar ki talebeleri. O kadar normal karşılıyor ki. Yani günlük olaylar gibi yani su içmek gibi. Mesela biraz sonra şu olacak diyor oluyor. Şu olacak diyor oluyor. 1971'deki olayları Kur'an'dan Ebced'de çıkartıyor. Şimdiki tohumlar diyor mahsul ediyor İslam olmazsa 20 sene sonra diyor, tokatlar dehşetli olacak diyor. 71'de anarşinin başlayacağını söylüyor. 71'de başladı komünist anarşi. Yine Kur'an ayetlerinden tağut kelimesinden çıkartıyor. 12 Mart'ı bildiriyor. 12 Mart'ta bir baskı meydana gelecek diyor. Bakın. Hı hı. Yani 70 yıl öncesinden, 80 yıl öncesinden bildiriyor. Yani olağanüstü bir şey bu. Ve net tarih veriyor, tam tarihinde oluyor. Mesela Mehdi diyor 1400 yılında diyor. Bakın diyor, bir hakikati diyor, bir hakikati. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati. Asırlarına kayıp zannetmişler diyor. Tam 1400'de dediği tarihte Mehdi geliyor. 81, 91 tarihini veriyor. 2001, 2011 tarihini veriyor. 2004 tarihini veriyor. Başka tarihler de veriyor. Mezarın yıkılacağını söylüyor. Hatta diyor ki talebeleri yani mezar zaten mezar olacak diyorlar. Yani ihtimal dahi veremiyorlar talebeler mezarın yıkılacağını. Cesedim de kaybolacak diyor. Yerini bilmeyecekler diyor. Seyyid Salih Hocam dedi ya, ona demiş, sen benim cesedimi, mezarımın yerini bilemeyeceksin demiş. Ona demişler ki, biz sana gösterelim demişler. Yok demiş, üstad sen bilmeyeceksin dedi, ben bilmem demiş. Bilmeyeceğim demiş. Hakikaten de bilmiyor şu an. Yani çok az talebesi biliyor yani. Yaklaşık 2-3 kişi biliyor mezarının yerini. Mesela mezarının yıkılacağını bilmesi, kaç yılında öleceğini söylüyor. Kaç yaşındaki, kaç yılında öleceğini söylüyor yani. Rusya'nın yıkılacağını söylüyor. Komünizm yıkılacak gibi görünüyor mu diyor. Asla yıkılacak gibi görünmüyor. Evet. Yıkılacak diyor Rusya diyor. Yani komünizm yıkılacak diyor. Avrupa Birliği'nin oluşacağını söylüyor. Türkistan Birliği'nin oluşacağını söylüyor. İttihat-ı İslam oluşacak diyor. Hristiyanlarla Müslümanla ittifak edecekler. Dinsizliği diğer yüzünden tamamen kaldıracaklar diyor. Başka İsa Aleyhisselam'ın gelişini söylüyor. İsa geldiği vakit diyor, yakın talebeleri diyor, seçkin alimler onu imanın nuruyla tanıyacaklar diyor. Çok az kişi tanıyacak ilk geldiğinde diyor. Ama sonra bütün halk tanıyacak. Herkes tanıyacak. Hatta öyle bir hal göstermişler diyor, bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler diyor. Halbuki bu dünya bir tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır ama ihtiyar elinden alınmaz diyor. Öyleyse o eşhas diyor. Hatta o müthiş deccal dahi diyor. Çıktığında diyor, bidayeten kendisi dahi diyor, kendisini bilmez diyor. Başlangıçta bilmez diyor. Ama sonradan biliyorlar. Yani son anlarında biliyorlar. Fakat diyor, belki o eşhas ahir zaman diyor, imanın nuruna tanır diyor Mehdi. Yani nur imanına bakan Müslümanlar Mehdi'yi tanıyacaklar diyor. Yani tanınmaması diye bir konu yok. Hani diyorlar ya nasıl tanıyacağız? Bediüzzaman bir tane şart koymuş. O kadar. Başka bir şey dememiş. İmanın nuruyla bakan Mehdi'yi tanır diyor. Tanıyacaklar diyor. Şeyh Nazım'a da sormuşlar. Oğlum diyor gözlerine dikkatlice bak demiş. Yani gözlerinden anlayacaksın demiş Mehdi'yi demiş. O da ne demek istedi anlayamadım demiş. Sonra duman zuhuru olacak demiş. Ondan sonra yani onu anladım. Yaklaşık söylüyorum tabii. Tam şey var. En iyisi onu yayınlayalım. Orada ben mealen aktarırken kelime eksiklikleri oluyor. Var mı o şey? Aha o bizde şey olarak yok, film olarak yok, yazı olarak var. Onu bir dahaki sefer hazırlayabiliriz inşallah. Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Bediüzzaman Hazretleri Seyyid Salih Özcan burada kendi hayatıyla ilgili olanı anlattı ama bütün talebelerin üstünde bir gün sonrasını gördüğü gibi onların hayatlarıyla ilgili çok önemli şeyleri de söylemiş. Evet. Mesela Seyyid Salih Özcan'a demiş sen bir cumhurbaşkanıyla bir devlet reisiyle görüşeceksin. Ben hayattayken hapse girmeyeceksin demiş. Bunların hepsinin olduğunu söylüyor. Mesela Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin demiş onun üzerine.
Maşallah. Hepsini yaşamışlar, hepsinin söylediklerini yaşamışlar hocam inşallah. Maşallah. Sen daha önce kimsenin görmediği, kimsenin sesini duymadığı diyor değil mi? Evet. Alametlerde. Mehdi peygamberimiz o kadar kapsamlı tarif etmiş ki ben hakikaten ben Mehdi'nin gelişip anlatılmasını bilmiyordum ben. Ankara'dayken lise yılında benim Pamuk Yayınlar kıyamet alametleri vardı, ona bakmıştım. Sadece işte burnu küçüktür, kavisli de kaşırıyor. İşte ben omzunda peygamberimizin mührü vardır diyor. Ben kısaca bir. Ama sonra kaynaklara baktık. Yani bu kadar eşkal bildirilmesi artık yani milimetrik detay vermiş. Diyor ki mesela burnunun üstünde diyor bunun gibi hafif bir bombe vardır diyor peygamberimiz. Hafif bir çıkıntı vardır. Yani belli belirsiz bir bombe. Yani düz değildir burnu diyor. Hafif çıkıntı var. Mesela alnı diyor hafif içe doğru çukurdur diyor. Mesela bu müthiş bir detay. Hafif yani çok dikkat edersen anlayabilirsin anlamına geliyor. Evet. Değil mi? Mesela peygamberin 1400 yıl öncesinden bu kadar detaylı bir insanı tarif etmesi, yani bu aklın ihtiyarını kaldırmasa bile, aklın ihtiyarını zorlayan bir durum yani. Bu kadar detaylı bilmesi. Mesela Bediüzzaman da tam anlamıyla biliyor. Yani Mehdi'yle bizzat görüşmüş, konuşmuş Bediüzzaman. Yani bütün faaliyetlerini takip etmiş, takip ettiği faaliyetlerini anlatıyor. Ya kimin aklına gelir ya mesela Mehdi'nin Darwinizmi, materyalizmi birinci hedef olarak seçeceği nasıl bilinsin? Hadislerde yok böyle bir açıklama. Yani bunu bir insan diyor ki mesela vakti, ne vakti ne hali buna müsaade eder diyor. Yani ben mesela Mehdi'yi diyorum, çok büyük bir alim zannediyordum ben Mehdi'yi. Yani Arapçayı çok iyi bilir, Farsça bilir, İngilizce, Almanca bilir, bütün hadis kitaplarını ezberden bilir, Tevrat'ı, İncil'i ezberden bilir, ben öyle biliyordum. Öyle değil mi? Mesela hadiste diyor peygamberimiz Arapçayı pek bilmez diyor Mehdi diyor. Ve Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Ümmi Mehdi. Mesela Bediüzzaman da buna dikkat çekiyor. Ne vakti ne hali buna müsaade eder. Yani bizzat kendisi araştırma yapabilecek vakti yok diyor Mehdi'nin. Olmaz diyor vakti diyor. Hazır eserleri kendine diyor toparlayıp onunla diyor bir çalışma yapacak diyor. Mesela Darwinizm konusunda vakti yoktur diyor. Çünkü paleontoloji bilmesi biliyor, mikrobiyoloji bilmesi gerekiyor. Yani bizzat laboratuvara girip çalışma yapması gerekiyor. Yapamayacağı belli. Ondan evvel diyor, bir taifenin uzun tasdikatıyla yaptıkları eserleri hazır bir program olarak neşir ve tatbik eder diyor. Yani onlardan kitaplar hazırlar, neşriyat yani. Neşriyat yapar ve ondan tatbik eder diyor. Ondan bir çalışma yapar diyor. Talebeler için diyor, her ne kadar sayıları az da olsa diyor, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Yani çok az sayılırlar. İhlas, sadakat ve tesadüf sıfatlarına tam sahip diyor bakın. Tam sahip bir kısım şakirtlerdir diyor. İhlas samimiyet demek. Sadakat delicesine bir sadakat. Ve tesadüf tam ittifak haline gece gündüz birliktelik anlamına tesadüf. Sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir diyor. Her ne kadar az da olsalar diyor bakın bu çok manidar. Nur talebede milyonları buluyor. Milyonlar için az değil mi? Her ne kadar az da olsalar manen diyor bir ordu kadar kuvvetli, kuvvetli var. Kuvvetli demek kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Birinci vazifesi budur diyor ve en azam konusu budur diyor. Ve en uzun vakit alacak olan çalışması budur. Onun için ilk geldiğinde diyor Mehdi tanınamayacaktır bu sebepten diyor. Yani insanlar diyor onu pek şaşalı, saltanatlı bekledikleri için diyor. Hadislerde işte başında bir melek bağıracak, işte ona benzer şeylerden bekledikleri için çıkar çıkmaz tanınacak gibi bir şekil vermişler diyor. Halbuki bu dünya bir tecrübe meydanıdır. Akla kapalı açılır ama ihtiyar elinden alınmaz diyor. Öyleyse diyor o müthiş eşhas diyor. Hatta diyor o müthiş deccal dahi diyor. Çıktığı vakit diyor ve bidayeten kendisi dahi kendisini bilmez diyor. İmanın nuruyla belki o eşyası ayrı zaman tanınabilir diyor. Mehdi'nin üç büyük vazifesi olacak diyor. Diğer Mehdi'ler hep diyor tek cihette gelmişlerdir diyor. Yani kimi siyaset, kimi saltanat, kimi diyanet diyor. Ben mesela Mehdi'yim diyor Bediüzzaman. Onu reddetmiyor. Mehdi olduğunu kabul ediyor Bediüzzaman. Ama diyanet yönünde Mehdi'yim ben diyor. Hidayet ve bir nevi Mehdi'yim diyor. Mehdi Abbasi o da bir nevi Mehdi diyor. Mesela Mevlana, Halit, hepsi bir nevi Mehdi'dir onlar diyor. Ama hepsi diyor,
bir cihette bir yönüyle diyor bu görevi yapmışlardır diyor. Mehdi hem Diyanet hem siyaset hem saltanat aleminde üçünü birden toplu yapacak diyor. Onun için diğer Mehdi'lerin hiçbiri büyük Mehdi ünvanını alamamışlardır diyor. Peki diyorlar nasıl olur bu diyorlar. İşte o çok uzun açıklamasını yapıyor Bediüzzaman. Yani fırtınanın ani dinmesinden örnekler veriyor. Kış kıyametin bir anda sakinleşmesine örnekler veriyor. Anlasınlar diye. Ama buna rağmen dün akşam bir internet sayfasında seyrettim. Aynı şahıs artık herhalde kontrolden çıktı Allah'ım heyecandan. Bir sefer cehcahlara geçmiş, böyle başka şahıslara geçmiş. Taç tecrübesinde şu var diyor. Abi ki sen sırf sen oradan anlatıyordun daha önce. Ne oldu sana birdenbire? Hemen cehcah konusuna geçtim. Diyor ki bu konunun diyor içi doldurulması gerekir diyor cehcah konusunun. Kardeşim sen önce şu Mehdi konusunu bir açıkla avuştursana. Direkt cehcaha geçiyorsun. Cehcah orada geçen herhangi bir şahıs bizzat. Mehdi'ye yardım eden yüzlerce talebeleri var. Etrafında insanlar var. Hadislerde bunlar belirtilmiş. Ama bunların ne eşkali belirtiliyor. Sadece bir sarışın gençten bahsediyor Mehdi'ye yardım edilen. Sarışın detaylı olarak bu verilmiş. Sarışın küçük bir genç. Yani o kişilerin herhangi birisi. Sakalı çok hafif diyor. Yani yok gibi. Sakalı yok gibi. Yani ben o anlamda bir kadın da olabilirdiğini düşündüm. Yani mesela delikanlı böyle yiğit hani böyle erkek gibi bir kadın da olabilir. Çünkü yardımcısı yani cinsiyet hakkına bilmem sakalı olmayan diyor. Sakalı olmayan bir sarışın yardımcısı. İnsan aklına ne gelir? Yani olabilir de. Kadın da olabilir yani o da aklıma geldi. Değil mi? Tabii. Sarışın. Ya belki de o kadar olabilirdi. Genç böyle sarışın bir delikanlı birisi de olabilir yardımcısı. Kahtani var mesela Mehdi çıkmadan önce ona ortam hazırlıyor. Herhangi bir alim de olabilir şu an yani bu. Fethullah Hoca da olabilir, Bediüzzaman da olabilir. Birisi olabilir. Ama onun hakkında fazla detay yok. Mesela siperden fırlayan Mehdi'ye karşı mücadele eden bir topaldan bahsediyor. Topal bir kişi. Sadece tek ondan bahsediyor. Bir de Kinte kabilesinden diyor. O kadar kabilesi hakkında bilgi verilmiş. Bir de topal olmasına yani belirleyici vasıf bu. Hakikaten şu an iddia edilen Ergenekon örgütünün teorisyeni olan bir topal kişi var. İddia edilen Ergenekon örgütünü yöneten gizli bir şahıs bu. Gizli bir zat. Biliniyor yani iddia edilen Ergenekon üyeleri bilirler. Yani onları Marksist, Leninist, Komünist çizgide eğiten bir zattır. Hakikaten topaldır bu kişi. Ve devleti yıkmak için gayret eden, değil mi? Apo'yla da bağlantısı olan, diğer dış ülkelerdeki komünistlerin de bağlantısı olan, İslamiyet'ten nefret eden, Müslümanlardan nefret eden bir şahıstır. Ve Mehdi'ye karşı bu, Mehdi döneminde atağa geçecek diyor Peygamberimiz. Ve vasıfı olarak da topaldır diyor. E hakikaten bak var böyle bir topal. Ve o dönemde diyor Kenane diye birisi çıkacak diyor ayrıca Mehdi döneminde. Kenan diye birisi çıkacak diyor. Kenan evren midir? Bir başkası mıdır? Artık Allah bilir. Ama Kenan diye birisi çıkacak diyor. Ama ne yapacağını belirtmemiş Peygamber. Yani detaylarını belirtmemiş. Ama o dönemde bir Kenan var diyor. Ama devre damgasını vurmuştur Kenan Evren hakikaten. Yani çok önemli bir şahıstır Kenan Evren. Gece gündüz konuşuluyordu. Değil mi? Evet. O 12 Eylül'den sonra ana konuydu. Sırf Kenan'ın olarak geçmesi o da çok manidar. Böyle çok şahıstan bahsediliyor. Ama asıl merkez şahıs olarak Mehdi'den bahsediyor. Mehdi'de binlerce detay vardır ve ansiklopediler yazılmıştır Mehdi'nin üzerine. Tevrat'ta geçer. Çok detaylı olarak. Yüzlerce ayet. İncil'de geçer okudum. Kur'an'da çok fazla ayette Mehdi'ye işaret eder. Ve yüzlerce binlerce Mehdi'nin ilgili hadis vardır. Bir tane iki tane değil. Yani o kadar detaylı kapsamlı anlatılmıştır ki bu varken oturup şimdi detaylara girmeleri daha değişik biraz. Merak etmesin onlar da açıklarım. Yani öyle bir paşaya gerek yok. Yani belki bir rahatsızlığı vardır ama neyse onu söylemeyelim yani. Psikolojik rahatsızlık anlamında demedim. Yani bedeni bir rahatsızlığı olabilir. Bir şahıstan bahsedecektim ama şimdi gerek yok. Yani yanlış anlaşılacak. Evet. Şimdi bakın. Benim anlattığımda başında da söyledim. Bir şey anlattığımda şunu anlatayım oradan oraya geçeyim. Üstadım bakın bu eserler basılıyor Risale-i Nur külliyatı. Ya milyonlarca insanlar okuyacaklar, imanlarını kurtaracaklar, ebedi saadete gelecekler.
Bana kaç lira bunun fiyatı diyor Bediüzzaman? Sormuş Sait Özdemir hocamıza. Üstadım zaten bu eser sizin eseriniz dedim diyor. Olsun diyor. Kendi bastığı kitabı da kendi parasını almış biliyor musunuz? Olmaz öyle demiş. Çıkartmış parasını vermiş. Kendi kitabını. Bu işin ihlaslı olması için kendi eserimi kendi paramla almam lazım diyor. Bakın ha bu tamam. Ne kadar diyor? 25 lira diyor. Tuttu 25 lirayı verdi diyor. Kendi kitabının parasını. Bir tek sözleri aldı. Ondan sonra da her 25 lirayı verene vermeyin bakın diyor ki. Ondan sonra da her 25 lirayı verene vermeyin. 25 kişi okutturacağım diyene verin demiş. Yani ona garanti veriyorlarsa verin diyor. Maşallah. Meyve Lisesi biliyorsunuz diyor, hepsi Denizli Hapishanesi'nde yazıldı. Onun meselelerini Bediüzzaman Hazretleri yazıyor. Bazı meseleleri fakat kağıt vermiyorlar. Kese kağıtlarının boş kısımlarını Meyve Risalesi'nin bazı meselelerini yazıyor. Kese kağıdın boş kısımlarına yazıyormuş. Kese kağıdı. Boş kısımlarını. Meyve Risalesi'nin bazı meselelerini yazıyor. Hasan Feyzi geldiği zaman kibrit kutusuna koyup ona pencereden atıyor. O da gidip evde temize geçiriyor. Ya şu eziyete bakın. Ya şu zulme bakın. Kağıt ben nasıl olur ya? Cezaevinde olan bir insan kağıt kalem verilmez yani. Değil mi? Maşallah. Şu tecride bakın. İşte bu şartlarda yazılmış bir kitap Risale-i Nur Külliyatı. Yani ona göre değerlendirilmesi lazım. İnşallah. Bak kese kağıdın boş kısımlarına yazıyor. Meyveli çok acayip maşallah. Hasan Feyzi abi geldiği zaman kibrit kutusuna koyup ona pencereden atıyor. O da gidip evde temize geçiriyormuş. Bana bazen böyle zehir zemberek mektuplar geliyor ama çok güzel ufkumu açıyor. Onlara çünkü hakikaten takıldıkları noktalar olmuş ama usluk biraz keskin oluyor. Onlara sonra cevap vereceğim. Bazıları ultimatum gibi böyle sık yönetim bildirici gibi. Şimdi başta anlattığım konuyu bir daha açıklayayım. Müslüman tabii ki namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama İslam'ın şartı beştir demek çok büyük bir hata ve yanlışlıktır. İslam'ın altıncı şartı ve en büyük farz ittihat-ı İslam'dır. İslam'ın dünyaya hakimiyetidir. Yani Türk İslam Birliği'dir. Aksinde çok büyük zulüm olur. Şu an olduğu gibi. Ben bunu anlatıyorum. Yoksa yani Türk İslam Birliği'ni yapalım, namaz kılmaya gerek yok, oruç tutmaya gerek yok dedim mi ben? Yani şimdi sıkışmanın verdiği şuur kapalı mı? Bazıları da böyle münasebetsizliğe girmişler. Hocam diyor, sen diyor namaz kılmaya ne gerek var, oruç tutmanıza gerek yok, zekat da vermeyin, hacca da gitmeyin. İşte kelime-i şehadet de getirmeyin. Türk İslam Birliği'ni savunun yeter, yani İttihat-ı İslam'ı savunun yeter dediniz diyor. Bu size yakışmadı diyor falan. Bayağı kendince uzun uzun yazmış. Risale'yi de böyle yorumluyorlar herhalde hocam. Yani. Ya kardeşim bu nasıl akıldır? İslam birliği olur da sen İttihat-ı İslam olur da zaten İslam'ın yaşanması için olmuyor mu bir birlik zaten? Ben nasıl sana İslam namaz kılma der miyim öyle bir şeyde? Ya İttihat-ı İslam ne demek? Kur'an'ın bütünü dünya tarafından yaşansın diyoruz değil mi? Kur'an'ın bütününü. Sırf namazı değil, sırf orucu değil, zekatı değil. Ki Kur'an'ın çok fazla hükmü vardır. Helaller vardır, haramlar vardır. Hepsi yaşansın diyoruz. Buna rağmen yani artık şartlanmışlıktan şuurları kapanıyor. Niye böyle dediniz diyor. Ben esef duydum diyor. Sabaha kadar uyuyamadım diyor. Siz nasıl böyle dersiniz diyor. Ben nerede dedim ya namaz kılmayın, oruç tutmayın, zekat vermeyin, hacca gitmeyin, kelime şehadeti getirmeyin. İttihat-ı İslam sadece yeterlidir dedim mi? Tabii ki. İttihat-ı İslam zaten ben bunu istiyorum. Bunları yaşayın diye istiyorum yani. Değil mi? Kur'an yaşansın diye istiyorum. O dediğin çok doğru. İşte bu şuurdan bakınca göremiyorlar demek ki. Yani bu mantıktan bakınca. Ya bunu tarif etmeye bile gerek yok. Ben bu konuyu anlatmama gerek var mı? Tabii ki. Ama tabii cevap vermemiz gerekiyor her hükârda. Cevap vermezsek bir... Niye cevap vermediğini bir soru da onun o yönünde kınıyorlar. Serap Hanım, sizin çok güzel sorularını soruyor. Sizden bir soru alayım ben.
hazırlamıştım. Benim gerçekten çok merak ettiğim, Kur'an okurken, mealini okurken çok merak ettiğim, Kur'an'da lam, mim gibi anlamı deşifre edilmeyen harfler var. Bunların alametini, bunun alametini öğrenebilir miyiz? Evet, hurufu mukatta Kur'an'da 1400 seneden beri sırrı bilinemiyor. Sırrı hiç bilinmeyecek diye bir şey yok tabii. Mehdi zamanında, Hazreti İsa zamanında bu sırlar ortaya çıkarılacak. Bir Müslümanlara, yani insanlara yönelik var, bir de cinlere yönelik de bir yönü var onun, hurufu mukatanın. Onunla ilgili zaten İslam kaynaklarında da bilgiler var. Ben onları sadece acaba, hani öylesine söylenmiş bir bilgi midir acaba düşünmüştüm. Cinlerle bağlantılı kardeşlerimiz var. Yani bu ilme vakıf. Ben o hurufu mukatadan bazılarını söyledim. Onlar o bağlantıdayken, cinlerle bağlantıdayken. Bakın, şöyle söyleyeyim. Ben gördüm demiyorum. Şu şeylerde, törenlerde, şey, eğlencelerde sıvı azot gibi bir şey oluyor ya, böyle sanatçılara veriliyor. Azotu, sıvı azot verildiğinde hani duman meydana getiriliyor ya. Evet. Bilmiyorum, şu hani evet, diskolarda evet. Falan yapıyorlar duman. Bir şey, azot dumanı gibi. Ona benzer bir duman oluşmuş diyelim yani. Yani tam cinin çağrıldığı yerde. Ben biraz manidar buldum. Demek ki daha üstüne gitsek konunun, yani cinlerin tam istediği yapılsa, ki onların nakli, ki ben inanıyorum onların sözüne, arkadaşlarımın sözlerine inanıyorum, çok daha kapsamlı gelişme olacak gibi görünüyor. Yani hurufu mukatanın cinlere hitap eden, onların şifrelerini çözen bir yönü var olarak görülüyor. Yani ilk ana tespitim bu oldu. Çünkü bakın şöyle, ben mesela arkadaşlara bir şey yazıyorum, kağıdın içine yazıyorum, üst katta oluyorum, soruyorum, söylüyorlar ne söylediğimi, ya ne yazdığımı söylüyorlar. Yani cine diyorlar git öğren, gel diyorlar. Ne dedi diyorum, bunu söylediler diyor, ben de kağıdı gösteriyorum, hakikaten doğru diyorum. Yani şimdi ben bunu nasıl çıkayım? Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Mesela daha önce de anlatmıştım. Bir kız arkadaşımız kaçırmışlardı. Ellerini kollarını bağladıklarını, bir minibüse koyduklarını, minibüsten dediler şu an arabaya koydu diyor cin. Ya bütün detaylarını anlattı. Şu bölgeye, şu şehre götürdü dediler. Biz zaten bak cinin verdiği istihbarat üzerine jandarma ihbarda bulunduk ve yakalattık. Cinin verdiği, bilmiyoruz biz nerede olduğunu. Cinin verdiği bilgiyle yakalattık. Daha önce de yine bir olayımız oldu. Bütün arkadaşlarımız bilir. Ben bunda polisi de şahit ederim. Yalnız onu da söyleyeyim. Polis de şahit. Çünkü bak polis teknik takip aldı suçluları. Teknik takipte biz dedik ki şu an suçlular dedik Polonezköy'deler efendim dedik. Gitti baktılar polis Polonezköy'e gitti. Yakın şu anda ayrılmışlar dedi Polonezköy'de tespit ettiler. Bir bakkala girmişler biri almışlar Polonezköy'de. Bakın polise biz bilgi verdik. Yaşıyor polisler. Yani resmi tutarak isterseniz polisin tutaklarını da getirebilirim. Bizim bilgimiz üzerine gittiler. Yani bizim açtığımız telefonla gittiler. Sonra oradan dediler Erenköy tarafına geç dediler. Dedi cin. Onunla polise bildirdik. O da doğru çıktı. Erenköy tarafına geçmişler. Sonra dediler ki bu olayda bir bayanın ismi verdiler. Dedi ki cin şu kişi şahit dedi. Ya dedim acaba atıyor mu dedim. 3 ay sonra falan yaklaşık o isimli bir genç kız hakikaten olayı görmüş. Sonra bulduk mahallede böyle bir kişiyi ve şahit oldu. Onun şahitliğiyle mahkemeyi kazandık. Yine başka bir olayda da hiç duyulmamış bir orijinal isim. Yani Osmanlıca'da kullanılan bir isim ama halk arasında kullanılmayan bir isim. Şu isimde şu bir kişi dedi şu an sabah dedi şu faaliyeti yapıyor. Açın sorun dedi telefonla. Biz de sabahın altı ayıp olmasın diyeyim. Gece 4'te söyledi. Şu açıldı. Biz de 6'ya 7'ye kadar sabaha kadar bekledik. Sabah açtık telefonu. Aynı o isimdeki kişinin dediğimiz tarzda bir tavır içinde olduğunu öğrendik.
Ama bununla uğraşan bizim arkadaşlarımız var. Onlardan aldığım bilgi bunlar benim. Yani benim bizzat bir bağlantım yok. Ama hurufun mukatanın cinlerden net bağlantısı olduğuna kanaatim gelmiyor. Yani şu durumda. Çünkü yalan olması için yani çok uzakta olması lazım olayın. Yani öyle bir olay yok. Mümkün değil. Bir de çok dürüst benim arkadaşlarım. Bir de ispat ediyorlar yani bu anlattıklarımda resmi tutanağa geçmiş olaylar. Bir de Kur'an'ın içindeki bir kısım tarihleri, bir kısım ebcedleri, bir kısım bilgileri kodlanmasında eksik olan harfler olabilir. Yani mesela bir cümleyi tamamlayan ara harfler olabilir onlar. Yani onlar aralara konduğunda bir cümle çıkıp bir şey anlatıyor olabilir. Yani böyle bir şey olabilir. Hazreti İsa'yı bekleyelim, Hazreti Mehdi'yi bekleyelim. Göreceğiz inşallah. Ama cinlerden bağlantısında zaten hadislerde bilgi var. Yani açan, okuyan, inceleyen görebilir. O çok net. Hatta şimdi bilgi verirsem gidip okurlar oradan kafaları karışır. Ben milletin cinlerine ilgilenmesini istemiyorum aslında işin doğrusu. Çünkü bazen korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Hiç girmesinler, gerek yok. Yani onu bilen biliyor. Yani onlar ilgilenir, yeterli olur o. Neden korkuluyor hocam cinlerden? Ya ürküyorlar, onlara bir şey yapacak sanıyor. Halbuki bir şey olmaz ya. Müslüman cinler kimseye dokunmaz. Yani kafir cinler Allah izniyle büyü yapanlara musallat olurlar. Yani böyle zulüm yapanlara. Onlara bazen musallat oldukları oluyor hakikaten. Ama mümine hiçbir şekilde dokunmazlar. Yani görülmüş bir şey değil. Çünkü bak iznimizle diyor Allah ayette. İznimizle iş gören bir kısım cinleri emrine vermiştik diyor Hazreti Süleyman. Evet. Hazreti Süleyman emrindeydi biliyorsun cinler. Mehdi'nin peygamberi de Mehdi'yi Süleyman'a benziyor. Süleyman gibidir diyor Mehdi için. Buradan da anlıyoruz ki o da cinlere hakim olacak. Yani cinleri emrine alacak ve istihbarat için evet, değil mi? Evet, istihbaratta ve mühim konularda bilgi almak için kullanacak. Bunu anlıyoruz inşallah. Burada bir izleyicimizin cinlerle ilgili mevzusu olmuşken Ankara'dan bir izleyicimiz jeoloji mühendisi Özay Özkan. Selamun aleyküm ve rahmetullah sayın hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer uygun görürseniz inşallah hocam, inşallah siz Müslüman bir cin kardeşimizden şunu yapmasını inşallah Allah rızası için isteyebilirsiniz. Bir fikir söylüyor size. Cinlerin de Allah'ın izniyle yaratıldığını ve bizlerle birlikte var olduklarını inşallah insanlara ispat edebilecek bir şey yapmasını isteyebilirsiniz inşallah. Böylelikle çok fazla Müslüman kardeşimizin imanları daha da kuvvetlenir. Belki inşallah birçok insanın iman etmesine vesile olunabilir diye bir seçenek sunmuşlar size. O olabilir yani onu ben geçenlerde söylemiştim. Ama onu nasıl yapacağız? Çünkü onda bir yani inandırıcılığını ispat edilmesi için materyalist, Darwinist, ateist bir insan olması lazım. Mesela ünlü bir yazar olabilir. Yani ünlü solcu bir yazar. Ya birkaç yazarı bir araya getirip o şekilde olabilir. Çünkü dindar bir kişi getirsek illaki bir altında şey arayabilirler. Yani o kişilerin yani bir yolunu bulduğunu düşünebilirler. Ama o kişiler olan yani en kolay şöyle olabilir. Yazdıkları yazının ne olduğunu söyletebiliriz cinlere. Yani o anda mesela gizli bir yazı yazdırtıp onu söyletebiliriz. Bu mümkün yani arkadaşlarımla görüşeyim. Ama yani bu kadar ya, ama onu daha aşırısını istemesinler yani. O daha ileride yani benim kanaatim cinler daha net hizmet verecekler. Çünkü müthiş bilgileri var aslında cinlerin. Yani muazzam bilgiye sahip oluyor ve yetenekleri de çok yüksek oluyor. Mesela bu gizli hazinelerin bulunmasında çok emekleri geçecek. Mesela bu tabutu Sekine'nin bulunması, kutsal tabutun bulunmasında onlar görevliler. Tevrat ve İncil'in orijinallerinin bulunmasında, birçok böyle kutsal emanetin bulunmasında görev alacaklar. Yani cinlerin bir yönü de o. Demek ki Allah onları yaratırken hikmetle yaratıyor. Belki de böyle güzel hizmetlere vesile olacaklar için de yaratmış olabilir bir yönüyle. Bir yönüyle tabii. Cinlerin tabii sıfatları fazla değil mi? Tabii. O, yani normal. İnsanların sahip olduğu sıfatlar gibi. Gibiler, evet. Değil evet, mi? Evet. Bir sorumuz var. Sorayım mı isterseniz? Tabii buyurun.
Leyla Akcan. Evet. Sayın hocam, geçen röportajınızla gönülleri Yüce Allah'la beraber olarak peygamberimizle beraber Habeşistan'a hicret eden müminlerden bahsetmiştiniz. Evet. Bu konuyu biraz detaylandırabilir misiniz diyor Leyla Hanım. Ben girişte onunla biraz anlatmıştım ama yine anlatayım inşallah. Yani şöyle özetle söyleyeyim. O dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi beraberliğiyle, kalbi beraberliğiyle bir kısım Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. Az sayıda gittiler. Sonra müşriklerin hizâ oldukları, düzeldikleri yönünde bir bilgi geldi. Hizâ oldukları demeyeyim de Allah affetsin, düzeldikleri yönünde bir bilgi geldi. Ve Müslümanlar iyi niyetle geri döndüler. Bu sefer çok daha büyük bir zulümle karşılaştılar. Halbuki öyle bir şey yokmuş. Yanlış bilgi gelmiş. O yüzden yüz küsür Müslüman, yine Peygamberimizin manevi kalbi beraberliğiyle döndüler. Yeniden Habeşistan'a geçtiler. Peygamberimiz de biliyorsun sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Orada bir Müslüman grup oluşmuştu. Onu güzel karşıladılar maşallah. Peygamberimiz orada koruyup kolladılar. Ama sonra da yine tabii hep birlikte toptan anlı şanlı olarak Mekke'ye döndüler. Ama o dönem tabii Müslümanların en zorlandığı, en çok sevap aldıkları, en çok çileler çektikleri dönemdi. Yani Habeşistan'a deniz yoluyla gitmişler. Biliyorsunuz okudum, yarım altın. Kişi başına yarım altın ödüyorlar. Deniz yolu, o da bir hayli tehlikeli bir şey. Yani o devrin gemileri, ortamı değil mi? Akdeniz'i geçeceksin boydan boya. Yani çok çok tehlikeli. Ama Allah korumuş. Yani birçok zorluklardan, birçok sıkıntılardan sonra sonunda mutlu ve güzel bir hayat oluştu onlar için. Kardeş oldular. Allah diyor, sizler diyor ateşin, çukurun kenarındaydınız. Allah sizi uzlaştırdı ve kardeş yaptı diyor. Dünyanın malını her şeyi harcasaydınız bunu yapamazdınız diyor Allah. Ama Allah sizi uzlaştırdı ve kardeş yaptı diyor. Şimdi de yine ahir zamanda Mehdi vesilesiyle, Hazreti İsa vesilesiyle Allah insanları uzlaştırıp kardeş yapacak. Ateşin kenarında değil, bu sefer ateşin içine girmiş vaziyetleri zaten. Değil mi? Allah ateşin içinden çıkaracak inşallah. Yani yanıyorlar şu an. Ateşten çıkaracak. İnşallah. Allah diyor uçurumun kenarındaydınız diyor Allah. Evet. Ve dünyanın bütün malını harcasaydınız yine diyor beraber olamazsınız diyor. Kalpleriniz uzlaşmazdı diyor. Ama Allah kalplerinizi uzlaştırdı diyor Allah ayette. Tabi bunları mealen söylüyorum yaklaşık aklımda kaldığı kadar ama detay olan konular tabi okuyarak olsa daha düzgün, daha net, daha kesin olur inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ne kadar oldu sohbette başlayalım? 48 dakika. 48, 45 dakikada ara veriyorduk biz. Ne yapalım Berkelim? Estağfurullah hocam. O ayeti isterseniz okuyabilirim hocam. Evet. 103. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bakın Cübbeli'ye de burada bir işaret var. Cübbeli diyor ki ne anlatıldıysa o doğru, direkt o anlamı üzerindedir. O müteşabihet diye bir şey yoktur. Ne deniyorsa onu o şekilde anlamak lazım. Halbuki hadiste de Kur'an'da da müteşabihat var değil mi? Bakın diyor ki Allah hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Şimdi haşa bir ip var da biz o ipe sarılıyor değiliz. Nedir Allah'ın ipi? Kur'an. Kur'an'a sıkı sarılın, imana sıkı sarılın. Bu anlamdadır. Onun yolundan çıkmayın. Tabii Allah'ın yolundan çıkmayın tabii. Anlamında. Dağılıp ayrılmayın. Şimdi Müslüman alemi bunu yaptı mı yapmadı mı? Dağılıp ayrılır değil mi? Her biri ayrı bir baş çekiyor. Bu harama girilmiş bir kere. Harama girmek günah. Bir kere günahtan kaçınmak da farzdır. Bu ayetin oluşması için işte Mehdi'nin zuhuru gerekiyor inşallah. Başka türlü olmuyor şu an. Mehdiyet bu ayeti uygulayacak inşallah. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Yani Allah'ın her türlü verdiği nimet, sağlık, sıhhat, değil mi? Güç, ne varsa bunları hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz? Şu an olduğu gibi değil mi? Birbirini kırıp geçiriyorlar. Şiilisi, Sünnisi ayrı. Başka, evet. Değil mi? İşte şu milletlerim diyor, bu milletlerim diyor, birbirini kırıp geçiriyorlar. Hani siz düşmanlar idiniz?
o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı diyor Allah. Hem uzlaştınız hem ısındınız diyor kalplerin arasını. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız diyor. Kardeş ne demek? Yani kan kardeşi evet. gibi, yani gerçek kardeş gibi. Kanından, canından. Kanı canı gibi oluyor, evet, sabahladınız. Yine siz tam bak ateş çukurunun kıyısındayken, yani yanacaktınız diyor Allah. Ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi Allah kurtardı diyor Cenab-ı Allah. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Yani belki Allah size hidayet verir diye. Yani Kur'an'a, İslam'a döner, İslam'ı tam yaşarsınız diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Sizden hayra çağıran, iyiliği marufa emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Hadiste de bu topluluğun Mehdi ve cemaati olduğunu, yani Mehdi'ye baktığına dair hadis var. İnşallah. Ali İmran Suresi 104. Yani zaten hadis olmasa dahi Mehdi'ye baktığı açık görülüyor yani. Evet, bugün bu kadarla bitirelim dersimizi, sohbetimizi. Yarın yine devam edelim inşallah. Güzel sohbetimizin sonuna geldik. Esenlikler diliyoruz.